kapatacağım. Aşkımla yana yana kül olsa da acarım. Bugünün sayfasını artık kapatacağım. Ay geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözümü tutacağım, adımı atmayacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözümü tutacağım, adımı atmayacağım. Kalbimden ben seni söküp atacağım. Gönül sayfasını artık kapatacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözümü tutacağım, adını anmayacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anmayacağım. Ah, çok teşekkürler. Güzel alkışlarınız için teşekkür ederim. Efendim, sevgili konuklar, sevgili izleyiciler, yine çok sevdiğiniz konuklarım var. Bayılacaksınız onlara. İlk konuğumu davet ediyorum. O bir yakışıklı, o bir beyefendi, o bir şovmen, o bir aktör. O benim bembeyazım. Efendim, huzurlarınızda Beyazıt Öztürk. Bak, ağzım açık bugün, kaldı. Evet, bugün takım elbise dışında bir şey giyince benim de bir ağzım açık kaldı yani. Aa, hoş geldin. O kadar hoşsun ki maşallah diyelim hep birlikte. Teşekkür ederim. Yani söyledim zaten, o bir yakışıklı dedim senin gibi. Tamam, sırf sizin programınız için bugün bir düğme daha açtım yani buradan. Evet. Sahi mi söylüyorsun? Biraz dekolte olsun. Bakayım. İkincisi normalde biraz fazla, anlıyorum. Benim programda böyle çıkıyor. Çok teşekkür ederim, çok hoş olmuş. Şöyle dursun, şöyle dursun, harika görünüyorsun. Bugün iki güzel bayanın arasında, Candan Erçetin ve Emel Sayın arasında. Allah'ım, niye söyledim ben onu, anons sen çağır hadi bakalım. Yok yok, onu çağırmayız, başka birisini çağırın. sürprizi bozduysak başka. Sibel Egemen bizlerle beraber olacak. Oturayım mı? Seni böyle alalım. Tamam. Böyle oturacakmışsın. Şöyle, ona göre mikrofonlar ayarlanmış. Evet, tekrar hoş geldin. O zaman hemen kısaca fazla bir şeyler söylemeden ikinci konuğumu davet edeyim. Sade, şık ve yalın. O bir kızıl prenses desek. Evet, tamam. Sesin. Candan Erçetin. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnız. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin.
ben yalnızım, yalnızım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, güzel. Sizi burada görmek, böyle yan yana beraber görmek harika. Biz de çok mutlu olduk bu daveti alınca. Çok mutlu oldum. Beyaz'a canım benim, Bursa'daydık, hatırlıyor musun? Telefonla bir konuşmamız oldu. Ama yıllar önce, sene 63-64 sizin bahsettiğiniz. Beyaz uydurma. Benim Bursa'da o zaman ben Çakıl'da çıkıyorum. Allah'ım yarabbim. Emel de beni zaman izlemeye gelirdi ta o dönemler yani. Uydurma. Dur onları sonra anlatalım. Mavi boncuğu çektiğimiz seneyi demiyor musun Emel'cim? O sene işte tam ona denk geldiği dönemler yani tabii. Ne güzel, kendini oralarda görüyor, hissediyor. Eğlenceli ya, çok ama ben ruh olarak o dönemin adamıyım, ben bunu hep söylüyorum yani. Ben kesinlikle gençlik dönemlerimi, yani en azından 15 ile 30 arasını o dönemde yaşamayı çok isterdim. Çok özeniyorum. Yani ya da bize filmlerde gösterilen kareler çok güzel. Tabii Anadolu'ya geçtiği zaman durum nedir bilmiyoruz ama Suadiye güzelmiş yani. Ama sen de gerçekten Suadiye güzelmiş. Tabii yani. Suadiye, Levent güzel o dönemler güzel. Yani. Evet. Güzel ama sahiden sen de öyle bir hal var. Ben kesinlikle. Beni bırak şimdi biraz ben dönerim. Biraz geç geldin geriye. Sen. Evet. Ama şimdi o müzikalle sizi zaten beraber görünce hemen aklıma Yıldızların Altında geliyor. Evet. O müzikalde bunları biraz yaşadınız. Tabii tabii, hiç sıkıntı çekmedi rolünde. Eminim. Neydi, ismin neydi? Kayhan Kayar. Kayhan Kayar. Müthiş bir tipti. Nasıl, kuliste nasıl Beyaz? Hep böyle ya. Son derece eğlenceli. Ya üzmedi mi seni hiç? Yok, hiç kimseyi. Yok, yok. Ben içinde valla para kazandığım hiçbir işte kimseyi üzmem. Kesinlikle yani, hiç adabımdır yani. Bu bizi düşündürüyor evet. Şimdi. Şimdi bakalım bu bizi. Valla bedavaya geldim ve bir sıkıntı var üzerinde. Valla sormayın gitsin, aklımıza hayırlısı olsun bu programda ne olur. Belli diye. Olmaz bakalım, sonunda belki bir şeyler olur. Bir sen ufak bir şeyler bir şey gösterseniz kenardan ben gaza geleceğim de işte. Göstereceğiz, sen hiç üzülme. Şaka sen ölüme git, benle de düşünürüm yani şey yapar. Düşünmeden gelirim desene. Gelirim, gelmez olur muyum? Gelir. Vallahi gelirim. Kaç biraz tane Emel sayım var? Değil mi, bunu söyle. Evet, bir tane yani. Canım benim. Harikasın. Bir tane. Zaten biraz önce onu söylemek istedim. Bir türlü konuşturtmadın beni. Evet, telefon ettim, ben bir programa başlıyorum, Mavi Boncuk dedim. İlk konuğum ben olacağım dedi. Evet. Vallahi doğru. Yani şöyle söylemek gerekirse, stüdyonun nerede olduğunu biliyor mu izleyenler? Stüdyonun yeri biliniyor. Bilmiyorlar tabii izleyenler. İstanbul'un uzak bir çok uzak, uzak bir yerdeyiz, evet. Başka evet. Kimse için gitmez. Konya'ya yakın bir yerinde yani. Gerçekten İstanbul'un öyle. Konya'ya yakın tarafında. Hakikaten uzak yani, zor oluyor. Üzülüyorum konuklarım için de ama siz yine de geliyorsunuz. Yok, sabah erkenden çıktık biz yola. Yok, ben stüdyonun yerini beğendim. Yolluk falan. Stüdyonun sahibi ya da ayıp olmasın. Buradan. Ama stüdyo dediğimde uzak olmalı biraz. Herkes gelememeli. Tadı çıksın. Herkes de gelemesin. Tabii şimdi mi? Senin programa herkes gelse bunun tadı mı çıkar yani? Bak. Bak güzel şeyler, doğru isteyen şeyler. İsteyen gelmiyor. Zaten öyle oluyor. Yolu göze alan gelebilmeli. 6. programımız. Hakikaten hep sevdiklerim, bütün sevgili arkadaşlarım sen geldiler. Yatıya şu geldin, ana kadar öyle. Ben mi? Ben öyle geldim çünkü. Tabii canım, ben bayağı. Nasıl geldin? Yatıya geldik. Yatıya geldik biz. Aa, ne buradan güzel. Dönüş yok. Çok iyi, siz burada yatın. Stüdyo, buradan çıkış yok. Yarın döneceğiz artık kısmet. Bir betere var. Bırakmayın, bence de bırakmayın. Candan, yani niye istiyorsun bırakmayı? Başka yok, projeler mi var? Şaka, başka... şaka tabii. Ama böyle bir proje kolay kolay yani bulunamıyor, elde edilemiyor. O kadar güzeldi ki kadrosuyla, hikayesiyle ve de çok sevildi değil mi? Çok ilgi gördü. Çok her şey denk geldi bu projede. Yani niye böyle bir şey var? Sende bir tereddüt ben var. Bende bir tereddüt. Yoruldun mu? Ne oldu? Bende bir tereddüt yok. Bak. Bir şey var, bir şey var. Evet. Söyleyemiyorsun. Herkes anlamış. Belli oluyor. Ne hiç var? Yok, çok büyük, çok kalabalık bir ekip. Yani şimdi bunlar bu teknik, bunun derdi, teknik sorunlar. Emel'cim, bunun derdi hep kendisi çıksın, kendisi oynasın. Hiç sen ekip kalabalık, bu kadar ekiple bizim işimiz ne? Arada gelip beni pişpikliyor, biz ikimiz çıkalım sadece.
onlara haber vermeyelim falan diye böyle. Çok numaralısın sen. Pis tavırlar, bir şeyler. Bir şeyler. Ay huyun değişmişsin, nasıl geçimsiz görüyor musun? Evet, hiç. Nedir bir yok, şey var söyleyemediğiniz bir şey var. Hayır, şimdi o kadar uzun bir hikaye ki en basitinden biz geçen yıl Lütfi Kırdar'da o oyunları oynayabilmek için bir yıl evvelinden o günleri almıştık, hatta 1,5 yıl evvelinden. Şimdi bugün oynayacağız desek yani, bir süre içinde salon bile bulamayız. Ekip büyük, herkesin kendine göre programı. Olur bak. Hemen. Hani burası müsait gibi duruyor. Burada oynayacağız desek biraz uzak. Yani yoruyor sizi bir takım problemler mi var? Ama yine de yazın. Yani bu kadar büyük prodüksiyona hadi ince böyle devamlı oynayamıyorsun. Yani sayın çok koordineli, organize gitmesi lazım. Onun için de biz yapabileceğimiz kadarını yaptık. Bundan sonrası işte bakalım olursa yine böyle olursa biraz... oynarız. Tabii neden olursa oynamayalım? Ama şu anda bitti gibi duruyor. Ha, olursa böyle oynarız. İkilemde konuşuyor. Yani. Tabii ki oynarız. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. Gideyim canım. Bir şey yok aranızda. Dur. Bir dakika. Ay, hep üstüme oturuyorsun. Senin programda da öyle olmuştu. Hatırlar mısın? Üstüme yorgan örttü. Kaç ondan sene sonra oldu? Da... O benim programım. Bilmiyorum kaç... Kaç sene oldu? Epey oldu. Varsa bir gösterebilirseniz bizim kırışıklıklardan anlaştım. Görürüz oldu. Vardır muhakkak. Sahiden birkaç sene ben öncesini görünce... Ben sene bir halka yaparım böyle nasıl kendimi. Nasıl bir fark oluyor değil mi? Görüntülerde her ne şeyde. Ne yapalım hayatın değil mi? Hayatın güzelliği de bu. Kaç yaşında oldun Beyaz? Sana sorabiliriz. Kaç yaşında oldum? 37. 37 misin? Vallahi 37. Ne? 37 tabii. Ne kadar güzel bir yaş. Yanlış hesap. Valla bence bir erkek bir için en güzel, güzel yaşlanan bir tanesi. Kadınlar için de öyle. Ya, kadınlar için değil mi? Ya kadınlar için de öyle de kadınlar için de tabii öyle. ama erkekler için daha da öyle yani. Ben mesela kendi bu yaşta şimdi kırıkları da merak ediyorum. Hoşuma gidiyor bu yaşlarda olmak çünkü... 4-5 senede böyle üzerime bir ağırlık geldi, bir olgunluk geldi, bir şey oldu. Bir böyle bir öyle sanat müziği dinleyeyim, fasıl seveyim falan durumuna geçtim yani. Olgunlaşınca, eğer fasıl falan dinliyorsan dışarı bir olgunluk geldi. Fasıl yaşım geldi yani benim. Geldi mi fasıl yaşım? Şimdi mesela geçenlerde fasılda arkadaşlarla yine böyle içiyoruz. Allah Allah. Yok içmeden de fasıl dinleyebiliyoruz. Bizim öyle bir şeyimiz var, adabımız var yani. Ama... dinlerken şeye dikkat ettim ya, şarkıların sözlerine insan gençlik yani daha eski yıllarda hiç dikkat etmiyormuş. Sonra yavaş yavaş şimdi şarkılar ha bu bundan bunu ha falan demeye başladım. Yavaş yavaş ya, insan şey, oturmaya başlıyor. Söylesene ya. Hangisi? Rüzgar kırdı dalımı. Ha onu. Aa onu isteyeceğim aklımda. Ama ben de o zaman sizden başka bir şarkı isteyeceğim. Ben onu söylerim ama siz de başka bir şey söyleyeceksiniz. Bak şimdi ya senin huyum sahiden değişmiş. Karşılıklı değil mi her şey 37 bende. Yaşta sende bir şeyler olmuş. Yok bir tane parça şimdi benim şu dönemki hit parçam şey. Hangisi? Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Niye bunu seviyorsun bu şarkıyı çok sen? Çok güzel, çok güzel bir şarkı değil mi? Sözlerin değil mi? Çok güzel bir şarkı. Sözlerin de anlamını yeni kavramaya başlamışsın. Bunda da bir iş var. Ben de her şeye takılıyorum. Evet ama kendisi öyle itiraf ederek değil diyor mi? Zaten konuşma. Önce sen söyle o zaman. Önce sen söyle. Evet. Hadi söyle hadi. Zaman hadi Nur ama abi, siz tabii saatler öncesinden gelip burada provalarınızı yaptınız. Ben şimdi Leyla gibi çıkacağım. Biz burada bekleriz bir prova ya. Ederiz biz kenardan. Aa mikrofonu. Sizin mikrofon. Tamam. Benim sesle bir şey biz de söyleriz. Mikrofonda belki bir şey var. Hayırlısı bakalım. Re minör ya da do majör fark etmez. Rüzgar kırdı dağlarını.
Bunu esas Sabite Tur Gülerman'dan dinlemek lazım ama o da söyler miydi bilmiyorum. Böyle hayretle sana bakıyorum. Sabite Tur Gülerman'ı bilen sizler mi? Bugün neşelisiniz bakıyorum. Bugün biliriz, evet. Tabii ki biliriz. Vallahi evet, bugün neşeliyim. Neşelisiniz bugün evet. Sizin keyfinizi kaçırdım herhalde bu neşemle. Yok tabii. Özür dilerim. Aslında keşke şeyden bir sahne isteseydik sizden olabilseydi. Müzikalden. Yok biz her an oynayabiliyoruz ama, her şeyi. Yani istiyorsanız yani söyleyin hemen. Zaten öyle bir haliniz var. Oynayalım evet. Çok küçük bir şey. Hemen. Aa, oynar mısınız sahiden? Orada mı? Şimdi, başka orada. Nerede? Ama. Nerede oynayalım nasıl istersiniz? Yani otururken mi orada siz genelde mı? Nerede oynuyorsunuz? Dur bir dakika ben böyle kaldım. Vardı. Bizim oynadığımız yeri beğenmediniz. Allah Allah ama, Ömer Hanım yani. Ne ya, yaparsan bu bölüm, yap tamam işte. Bu bölüm aslında Beyazıt'ın çok ağırlıklı olduğu bir bölüm. Biraz çapkın oldu evet. Yani, o genelde bütün oyun çapkın da beni artık kandırmış ama ben onun benimle evleneceğini zannediyorum. Yani ben ona aşığım. Evet. O bütün kadınlara aşığım. Candan ünlü bir durum şarkıcı var. Oldu. Ben de onu tavlamaya çalışıyorum ve eve götürmeye çalışıyorum. Bir koltuk falan gerekiyor mu? Eve giderim. Evet. Bizim siteye gelir misiniz? Diye hani kibarcası. Biraz daha ilerle ben geliyorum. Evet. O sahnesini almış. Daha sonra filmin çekiminden çıkmış. Ben de onu kuliste bekliyorum. İzlemişim. Şimdi evet gözümüzü de canlandıralım. Aslında tamam. Deminki birlikte oynadığımız sahnenin devamı bu. Evet. Hemen arkasında. Çok o güzel. Sahne bitiyor. Tamam, ben kuliste geliyorum. Da geliyor arkadan. Tamam. Ben de kulise geliyorum. Biliyor musun Feride? Seni gerçekten de o filmlerdeki gibi seviyorum. Gerçekten mi? Öyle mi söylüyorsun? Gerçekten de. Sensiz senli olmaktansa seni sensiz yaşamayı sana tercih ederim Feride. Aman tanrım ne güzel sözler bunlar Kayhan. Feride, gökte uçan küçük bir humak kuşu sanki bir çocuğun gözyaşlarındaki küçük tomurcuklar kadar yere düşen bir karıncanın bağışladığı bir sevginin palyaçonun burnundaki tokmak kadar hasiyetim yok.
gerçekten mi? Allah belamı versin. Feride, Feride sensiz kendimi yolda, çölde yolunu kaybetmiş bir balık gibi hissediyorum. Ya. Ya Feride. Kayhan. Feride. Kayhan. Hayır Feride. Hayır, bunu sana yapamam Feride. Kuliste baş başa kalmalıyız diyemem. Kuliste baş başa mı? Evet, kuliste baş başa kalmalıyız. Kapıyı da üstümüzden kilitlemeliyiz. Ben de girip buraya böyle yatmalıyım. Sen de girip böyle tam önüme yatmalısın diyemem Feride. Kayhan, ne kadar dürüst ve namussuzsun. Sağ ol, şey yapma. Galiba ben sana aşık oldum. Ol sevgilim. Ol, o da olur, gel. Feride, hayal et. Düşünsene, uzaklara bak. Mini minnacık pembe panjolu bir evimiz var, görüyor musun? Aa, evet. Hemen yanından akan küçük bir nehir. Bak orada da dere ağzı. Hem de tesisleriyle beraber. Bak Feride, boy boy çocuklarımız. Bir tanesinin adı da Kayarcık. Bütün bunlar hemen mi olacak Kayhan? Hemen olacak Feride. Sen istediğin her şeyi hemen yapabilirim Feride. Bana karşı ne kadar cömertsin Kayhan. Cömerteceğim, gel Feride. Ay süpersiniz çocuklar. Oyuna gelemeyenler için böyle ufak ufak her gittiğimiz yerde. Yani sonraki yine yaparsınız değil mi? Ay ne kadar iyi bir aktörsün sen. Ay, vallahi. Vallahi bu bölüm beyaz. Hakikaten çok teşekkür ederim. Bu bölüm değil, genelde. Çok yani Candan sen de öyle bir şey söyledin hakikaten. Hayır, bu bölüm hakikaten çok komik bir bölüm. Lafımı ağzıma tıkadınız ve çok iyi oynuyor. Diyeceğim devamında da. Yok, hakikaten çok yok, güzel. Yok, bu bir uyum. Sahnedeki uyum çok önemli. Bütün çok ekip önemli, biz valla öyle bir denk geldi ki her şey birbirine. Zaten Candan'ın projesiydi bu. Yani olmasa da böyle bir şey yoluna girmeyecekti. Fakat biz projeyi ortaya koyarken yönetmen sahneye koyacak yönetmen sıkıntısı çektik. O dönemde şey denk geldi, bizim yönetmenimiz Mehmet. Ay ben başka birileri de denk geldi de onun için yok. Mehmet Ergen. Mehmet Ergen denk geldi. Müthiş çok. Yani sahnede çok, çok güzel iyi, gösterdi çok işi. Iyiydi. Bir de Selçuk Borak danslarıyla, koreografisiyle katılınca yani sen de hoş bir iş çıktı ortaya. Bir sahne vardı, erkekler sonunda. Ya gözleri aşka gülen. Gözleri aşka gülen, hiç unutamıyorum, çok güzel. Güzel orada da Feride hala şeye inanıyor yani. Hiçbiri benim hakkımda böyle kötü niyetler istiyor olamaz. Tabii. Allah'ın sanat camiası ne kadar iyi bir camia diyor ama. Evet. Çok güzel. Bütün iyi insanlar bu camiada toplanmış. Bütün iyi insanlar da az evvelki karakterde. Karakterde. Yani evet. Bunlar evet. Biraz şey, gerçek gibi zaten. Erkek milleti bunlar hep böyle. Feride biraz salak yani baştan. Neyse Beyaz'ı biraz sıkıştıracağız ama Candan hiç rahat vermiyorum. Bir şarkı daha isteyelim mi sen? Olur ama böyle beraber söylesek daha olur, hoş olmuyor mu? Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır.
30'da evlensem? Hayır, 37'de evlen. 37'de nerede? Buradan çıkışta mı evleneyim? Biz... Ecel beni al sana, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Cep telefonu dostum, 100 yıl ne cari? Biz bulduk. Yok da ki hastam. Ay. Siz buldunuz ama bizin teknolojimiz... Birlikte budur. Çok uzun vakit geçirdiğimiz için, yani biz çalışmak için bir araya gelmiyoruz. Biz zaten bir aradayız. Arada da zamanı geldiğinde, çalışmamız gerektiğinde çalışıyoruz. Şimdi ekip deyince, bunu anlamak istiyorum çünkü tabii. Merak ediyorum. Çok önemli bir şey bu. Orkestram var, öyle mi? Orkestrayla işte... Önce? Büyük bir kısmı, büyük bir orkestrayız biz. Ben kendimi de onlardan biri olarak sayıyorum. 10 kişiyiz toplam. Bunun 5 kişisiyle 5 kişisiyle 10 yıldır birlikteyiz. Diğerleriyle de en yenisiyle 3-4 yıldır birlikteyiz. 5 tanesi çalmıyor zaten. Duruyor öyle çalan. Çalan şu bir olsun. Çekirdek 5 yani. Bak ne yapıyor adam. Bir Nuri abi çalıyor zaten ya. dediğim gibi arada bir kesintiye uğradık ama yani 95'ten 2005'e sonuç olarak klip yönetmenimiz, sözümüzü yazanlar, tabii ki stüdyoyla devamlı bir arada değiliz ama hep aynı stüdyoda aynı ekiple hep çalışmayı tercih ediyoruz. Ama şu anda albüm kapağımızı yapan kişi, bütün tanıtım tasarımlarımızı yapan ve klibimizi çeken ve dostumuz bir kişi var. Bozkurt Bayer var mesela. İşte dediğim gibi yani çalışmak için bir arada değiliz. Arkadaş ama olarak. Müzikalin bütün tasarımları. Ya başarılı yani. Olmanın güzel aslında tabii temelinde bu. Yani. Ben dışarıdan gördüğüm için söylüyorum Candan'ın işlerini. Biz çoğu dönem hata yaptık. Ben de şimdi sadece abimle ve ablamla beraber çalıştığım için oradan iyi biliyorum. İşleri habire oraya buraya, oraya buraya biz dağıtırız, onu yaparız, onunla çalışırız, bununla çalışırız falan filan. Candan tabii çok düzenli. Candan'ın böyle belli şeyleri var. Mesela ben şunu biliyorum ve çok hoşuma gidiyor. Candan röportaj yapmıyor. Yani evet. Kamerayı Candan'a dayayıp o mikrofonu dayadığı anda Candan oraya konuşmuyor. Candan telefonla da röportaj yapmıyor. Candan'a soruları gönderiyorlar. Candan evde onları cevaplıyor. Ve o fakslayarak gönderiyor. Onun yazdığı şeyler ancak yazılırsa gazetede çıkıyor. Biz tabii yıllarca hiç bunları düşünmediğimiz çok için doğru. Yani biz paldır küldür röportajı yapıyoruz. Benim yazdıklarımın dışında binlerce şey yalan dolan şey yazılıyor, çiziliyor. Onun için o çok otokontrolü çalışıyor. Ya, o güzel bir şey. Bu bir de, bu bir de birçok gazetecinin de tercihi oluyor. Çünkü normalde şimdi bu insanlar çok da ağır tempoda çalışıyorlar. Bu röportajları yapanlar. Yetişmeleri gerekiyor bir sürü şeye. Gelip o küçücük bantları, evet, onu deşifre ediyor. Çıkmış mı çıkmamış mı stres oluyor. Bir zaman harcaması ben, gerekiyor. Bunları yazılı olarak cevapladıktan sonra bir onun malzeme eline hazır geliyor. Hiçbir şey yapması gerekmiyor. Ayrıca buluşmak istiyorsa o soruların üstüne hala eksiği var, gediği var. Ya da görüşmek istiyor. Onu da buluşuyoruz. Zaman zaman şu da olabiliyor. Süpersin. Mesela dergi diyor ki biz sizinle bir çalışma yapmak istiyoruz ama şu konsepte. Konsepti biz hazırlıyoruz. Ve öyle sunuyoruz. Çok düzenli, çok. Yani... Ben evine gittim. Evdeki ayakkabıları kutularda böyle. Üzerinde kutuların şeyi var. Resimleri var ayakkabıların. Valla kutuya koymadan önce resmini çekmiş, yapıştırmış böyle. Hangi ayakkabı orada? Tabii. Hani şimdi... öyle kutuda ayakkabı aramıyor. Bakıyor resimlere. Ha bu burada diyor. Öyle yani. Hani bu kadar mı düzenli olur bir insan ya? O da önlem. Evdeki hayatını da merak ediyorum. Sen yarın öbür gün hayat arkadaşını da kutuya koyar. Koyar bir kere. Bekler adam orada yani böyle. Ama bak şimdi ben onları kutulardan tanıyorum. Dışarıda bıraktığım zaman evdeki bana yardım edenler onu başka kutuya koyduğunda 10 tane kutu açmadığını tanıyor. Doğru söylüyor. Doğru. Yok ben benim katılıyorum sana. Ben hayatımda kutu açamadım. Ona zaten benim sinirim ona yani. Bak, yoksa ne olacak? Bu. Sen yapmışsın, kurtarmışsın kendini. Şey dedi, senin çok durumun güzeldi. Çok. Ben daha acemilik ya, çok benim daha dağıtım var ya. Beyazıt ya, Beyazıt bana bu oyun esnasında çok ekip olarak da toplandık, birbirimizin evinde çalıştık falan. Şimdi bunları bir gördü, dedi ilk tepkisi şu oldu. Aa, sen bunları nereden aldın? Hep aynı dükkandan mı alıyorsun dedi. Tabii tabii, böyle resimli satılıyor zaten. Anlaşki resimli satılıyor. Dedim ki deli misin, onu ben yaptım. Dükkanın güzelliğine bak dedim ya bayağı. Müthiş bir şey, intizam, öyle evet. Mi evde de? Çok çok. Yani hayatı kolaylaştırıyorsun bence. Evet, pratik yanlarını bulmaya çalışıyorum. Aksi taktirde çok zor çünkü. Kazanıyorsun mutlaka. Evet. Hayatı kolay, çok güzel. Vallahi evdeki herkes öyle. Bak
3 tane şeyi var. Ben çok seviyorum. Hayvan sever misiniz bilmiyorum. 3 tane kurdu var. Onlar bile öyle acayip düzen intizam. Her hırsızı almıyorlar eve. Dur şimdi eve. Bu nasıl? Bunu vallahi, anlat be ya. Hırsız nasıl seçiyorlar oluyor? Yani. Acayip düzenliler. Kaç kere girdi senin eve? Hırsız. O girip bir de kendilerini bak, çaldı tabii, ya. Bak tabii. Hırsız geliyor köpeği çalıp gidiyor. Bir de öyle bir durum var. Orada o da benim hatam. Çünkü kurt köpeklerini biraz sert yetiştirmek lazım. Sen yani çok sevdin el bebek gül bebek. Onlar da şey yapana gidiyor. Sahiden mi köpeği çaldılar mı böyle bir şey olmaz. İki tane kurt köpeği çalındı evet. Bahçede. Ne kadar kurt da yandıramıyoruz. Kurt koyuyoruz gidiyor bir uçtan. Her gece gidip hani oraya gece kurt bırakıyoruz gece saat 2'de ya. Vallahi yemin ediyorum bütün kurtlarımı candanın bahçeye döktüm ben ya. Ay, vallahi ben biraz sonra bir mendil isteyeceğim. Beyaz sinir mi bozuyorsun sen beni? bir veterimiz var onu izleyelim de şöyle gülerken. Toparlanalım. Devam edelim. İnsaf bu kadar eziyet kim çeker? Her lafı her sözü ayrı keder. Özrü kabahatinden de beter. İnsaf bu kadar eziyet kim öderim. Yok kimse sözüm, hiçbir şeyde gözüm yok. Aşk ölümse ölürüm, korkunun faydası yok. Ben kaç bahar bilirim, izler benim tek şairim. Gamsız hayat herkese başka sunar. Garip oyun başka kurar. Klipler. Evet. Hepsi birbirinden şey de güzel. Çok güzeldi onun otobüsteki neydi? Yalan. Aa, evet. O güzel da çok şarkıydı. Güzeldi. Klip de çok başarılıydı. Çok güzeldi. Burada bir sürü sorular falan var. Böyle elimizde kartlar, bunlar geliyor, metinler var. Hiçbirine bakma ihtiyacını duymadım. Şey. Bakma hiç. Hiç bakmayacağım. Sen bakıyor musun programda böyle bunlar geliyor mu? Ben programda musun? Soruları çalışıyorum yani konağa öncesinde. Gelen sorulara da bakıyorum. Bizim bir ekibimiz var. Onlar da yazıyor. Ben de öyle birkaç bir şey yazıyorum ama programa girdiğim andan itibaren hiç yani dönüp onlara bakasım gelmiyor. Aralarda bakıyorum ne var ne yok diye ama bir en güzeli sohbet nasıl gidiyorsa değil öyle mi? Gitmesi değil yani. Mi? Gerçekten öyle. Türlü... Şey bir kere daha söyler misin? Sorulara bakıyorum der misin canım benim? Çok... Peki deme. Suallere göz atıyorum. Yok onda da rey var be. Vay, sorulara bakıyorum. Onda da var. Onlar bir şey değil. Esas sunuculuk yapıyorum. Sunuculuk yaptığım yere bak. Bir de adını söylemek zorundayım. Lütfi Kırdar Spor ve Sergi Sarayı. Abi olur mu yani? Sahiden çok zor ya. Öteki daha kötü Cemal Reşit Bey Spor ve Cemal Reşit Bey Konser Salonu. Sen de Hürriyet reklamını yaptın hatırlıyor musun? Evet Hürriyet diyordu anlaşılmadı ne dediğimiz ya. Ben şeyde anlatmıştım Emel'in programında ya. Üniversitedeki ben R'leri söylerken dişlerim benim birbirine vuruyor onun için. Yani dil dönmüyor içeride. Mesela siz yapsanız da R. Bayılıyorum ben buna mesela. Abi. Bayılıyorum. Bir için gibi bir sayın değil mi? Denizde. Sen bunu yapamıyor musun? Hı mı oluyor? Olmuyor yani dil bende bağımsız şey yapmıyor yani. İçeride kafasına göre hareket ediyor. Tamam çok güzel. Dolaşıyor ama aynı hareketi tekrar yapmak istemiyor demek. Boşver o dil sana yakışıyor. Zorlamıyorum ben de. Zorlama. Bırak olduğu gibi. Zaten hep şunu söylüyorum. Belki benim söylediğim R'ye doğru siz yanlış söylüyorsunuz. Aa bu da olur. Hiç düşünmedik bunu yani. Olabilir. Yani şimdi siz çoksunuz diye haklı mısınız yani? Benim gibi söyleyen var mı? Yani özür dileriz Beyaz, haklısın. Onun için de ben de R'lerde böyle diş birbirine boyuyor. Ben üniversitedeyken çok sesimizin korosunda parça şeydi. En arkada ben de bas bariton. Hoy rar 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 hey. Hoy rar rar rar. Arkada böyle takır 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 takır. Devamlı. Kastaniyet gibi. Tabii kastaniyet gibi çalışıyorum arkada. Sus yavrum değil mi? En büyük rezillik odur çünkü böyle birden birine bir sen bir sus bir abi, diğerlerini evet duyayım der. Korodaki bir tek seni bulur ya adam. Ben ilk koroya girdim üniversitede çok sesli müzik korosunda o da bildiğimizden değil de çok kız vardı koroda. Dedik ki hani bize de bir ortam olur böyle hani bir girelim koroya bakalım ne olur ne biter diye. Girdim abi hoca böyle baktı işte na falan böyle bir şeyler ses verdik. Sadece bas bariton dedi geç bir de Ahmet var yanında arkadaşım.
Onayeli sen de geç dedi. Geçtik biz. Oturduk. Nota biliyor musun? Biliyor. Böyle. Halbuki bir şey bilmiyoruz. Bir tane şarkı var böyle. O da şey. Entarisi ala benziyor. Entarisi ala benziyor. Biz de onu böyle ama notayla söyletiyor hoca onu. La ne do si la sol ne falan diye söylüyor. Biz de oradan takip ediyoruz böyle ama söylemiyoruz. Tabii, hoca böyle bir böyle yaklaşmaya başladı. Bizim o taraflara doğru bir ses geliyor. Bir yanlış bir ses. Geldi bizim önümüzdeki partisyon kağıtları. Ne deniyor ona? Partisyon kağıtlarını aldı. Ters çevirdi. Biz öteki tarafını takip ediyormuşuz. Hani rezilliğe bak. O kadar bilmiyoruz ki yani biliyormuş gibi ben başka bir şarkı takip ediyorum orada. Öyle normal ama onların söylediğini söylüyoruz yani ağızdan. Harika, senin harikaymışsın. Evet. Öyle gelmişsin. İşte şimdi oradan öylesin. Buraya nasıl bir şey varsa demek ki. Evre atlattım bayağı. Candan şarkı söyler misin? Söylemez. Bir tane daha söyler. Söylemez miyim hem de. Aşkınla yanıp çılgına döndüm. Birden ona ben kalbimi verdim. Eridim bittim mum gibi söndüm. Keşke adımı bilmez olaydım. Gözyaşlarımı silmez olaydım. Bir şey içime sinmiyor. Dert üstüne dert binmiyor. Kimse acımı bilmiyor. Aşkın ateşi dinliyor. Aşkınla yanıp çılgına döndüm. Feride. Birden ona ben kalbimi verdim. Feride. Eridim bittim mum gibi söndüm. Feride. Keşke adımı bilmez olaydım. Feride. Gözyaşlarımı silmez olaydım. Feride. Bir şey içime sinmiyor. Dert üstüne dert binmiyor. Kimse acımı bilmiyor. Aşkın ateşi dinmiyor, aşkın ateşi dinmiyor, aşkın ateşi dinmiyor, aşkın ateşi dinmiyor, aşkın ateşi dinmiyor. Bravo. Feride ne güzel oldu. Senin sesinde de çok hoş oldu. Feride burada aslında Kayhan'a aşık olmuş artık. Kız arkadaşları geliyor işte bütün şeyde gazinoda çalışanlar falan. Onlara anlatıyor derdini aslında. Yani aşkın ateşi aşkın dinmiyor. Ateşi onun için dinmiyor. Öyle tekrar sonunda. Ateşi de görmez olaydım tabii, diye tabii, değil mi? Tabii. Hacivat'tan biraz bahsedelim. Hakikaten ya biz de hiç konuşmadık. Yeni bir öğrenim tam zamanlı hem yarı zamanlı okunabilen bir evet. okuldu. Evet. Ben lise birinci sınıftayken hem liseye devam edip hem de orada şan bölümüne girmiştim. O arada lise bitti. O tabii 12 yıl sürüyor o şan bölümü. O bitmeyen bir bölüm o. Lise bitti. Üniversiteye girdim. Üniversitede de arkeoloji okudum. Şan bölümü hep yandan devam etti. İşte İkinci bunu okul olarak devam İkinci etti. İkinci okul olarak. Tabii. Tamam. O ara ben üniversite son sınıftayken konservatuarları üniversiteye bağlamaya karar üniversitede verdiler. Üniversitede arkeoloji okudum. İstanbul Üniversitesi'nde klasik arkeoloji okuyorum. Ama bir de Avusturya, Viyana okuyorum. Ha geleceksin şey, tamam. Çift zamanlı. Bak karışık biz haklıyız. Evet. Arkeoloji... Kendisi de bilmiyordum. Bakalım çıkabilecek mi? O da bugün öğrenecek ne yaptığını. Arkeoloji okurken konservatuarı devlet konservatuarı yapmak istediler. İstanbul Üniversitesi'ne bağlamak istediler. Fakat Türk kanunlarına göre bir kişi aynı anda iki üniversitede okuyamayacağı için ben orada belediyede kaldım. Yani eski statüde kaldım.
arkeolojiyi bitirdim. Ondan sonra bir yıl buradaydım. Bir yıl sonra da yüksek lisans için Avusturya'ya gittim. Orada kaydımı dondurdum. Bir dakika, anladın mı? Hayır, daha dinliyorum. Anladım, evet. Ben de bir yerde koptum zaten. Konservatuar kaydımı dondurdum. Bir yıl Avusturya'da kaldım. Geldim, tekrar konservatuarı bitirdim. Sen iyi misin? Onu söyle bize. Keyfi yerinde mi? Ya sonuç olarak iki okul bir arada okudum. Bitti yani. Bitti. Yani büyük başarı işte, ne güzel. Vallahi, hem konservatuar hem... Ben bir tanesini 11 senede bitirdim ya. Vallahi helal olsun. Sen dur, senin okulun çok zor, onun için buraya yazdım, uzun. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunusun. AÜ AGSO. Ne? Kısası. AÜ GSFS. Ben girdiğimde yüksek okuldu. Ben okulda okurken fakülte oldu, çok şanslı bir adam. İki senelik diye girdim, 4 senelik oldu okul. Sen girdikten sonra mı oldu? Tabii. Girdim, uzattım da şu okulu bakayım dedim şöyle bir iki sene daha. Ondan sonra işte seramik bölümü mezunuyum. Seramik bölümü mezunsun. Peki hiç yani seramik mezunu olanlara ne denir? Nasıl bir sıfattır? Ne yapar adam seramik? Adam denir yani bizde yani, adam denir. Hani doktor olursun, avukat olursun. Aman beyaz. Ne denir? Seramikçi. Seramiker. Seramiker mi denir? Evet. Hah, sen seramikersin. Seramikçi de. Yani seramikçi denir. Yani öyle bana da kimse seramikçi merhaba seramiker kolay demedi bugüne kadar da. Seramikçi daha kolay. Seramikçi daha kolay. Hiç yaptın mı bir şey? Küpler, vazolar, bir şeyler. Ne öğrendin orada? Bunlar böyle küpler, vazolar diye göstermesek. Şöyle. Sen yöneye bir ürün yapıyordun. Hiç şey yaptın mı yani? Ya ben şöyle, okul zamanında yaptık. Yani şimdi okul, bizim okulun güzel tarafı şuydu. Anadolu Üniversitesi çamurun yatağında bir üniversite olduğu için, seramik çamurunun. Onun içinde bize çamur bedava gelirdi, malzemeleri. Biz de onun için okuldan bedavaya alırdık, yapardık işlerimizi. Bol bol yapardık ama yaptıktan sonra sergide satılırdı sene sonunda. Biz nasıl olsa kendi işimiz diye, bir de paramız olmadığı için cebimizde, kendi işimizi satın alamazdık. Yani okulun dönen sermayesinde biz yapardık, onlar satılırdı giderdi. Satılırdı. Ondan dolayı da benim işlerimden mesela bana kaldı mı dersen kalmadı. Ama çok güzel, çok keyifli çalışmalar yaptık. Sergilere katıldık, sergilere açtık. Ama ben hani çok başarılı bir öğrenci değildim açıkçası. Şimdi yeniden oturup uğraşayım dedim. Yani böyle bir eve fırın yaptırayım falan ama çok feasible bir şey değil. Yani maliyeti çok farklı bir şey. Bir fırının, öyle mi? Bir fırında bir işin pişmesi için o fırının 2 gün yanması lazım. 900 oo derecede, 1000 derecede. Bayağı bütün sitenin cereyanını çekersin yani onu yakmak için. Evet, ben anlıyorum. Ben dedim ki yakında bir şantiye varsa kaçak. Yayında mıyız çocuklar? Bu kadar bir şey yapalım, evet. Kaçak dedim, şöyle bir şey yapabilir miyim diye. Bir şimdi görelim, ne öğrendin? Hadi bir görelim, bak sana bir sürpriz nasıl hazırladık. Görelim? Arkadaşlar görelim, şuraya görelim. Şuraya bir iskemle rica ediyorum ben, lütfen. Allah Allah. Bir görelim bakalım, unuttun mu? Ne yap? Ne öğrendin? Orada dalga mı geçtin? Ne yaptın Beyaz? Vallahi çamur, bak, getirdim. Çamur getirdik. Şöyle oraya koyalım değil mi? Evet. Hadi bakalım. Tamam. Şaşırdım da, bir evet görelim. Dedim, evet. Evet dedi. Bir de iskemle, yani olur mu şimdi? Göster bize. Yani oturalım da şey yok olur mu? Ne yapacağız? Bilmiyorum, sen biliyorsun. Onu da bize sordu. Bak gömlek bile... Yok gömleğe gerek yok tabii. Üstün kirlenmesin diye. Yalnız bunu bir seramikçiye şöyle bir şey verseniz böyle, bu sadece bakar buna yani. Pasta yapar gibi değil mi? Ben şey getirdiniz zannettim. Böyle dönecek falan bir şey lazım değil mi? Ondan yok mu? Ha, bir elinle yap bakalım ne olacak, yapabilir. Bir arkadaşı döndürsek şöyle altınızı hızlı. Bak tas da getirdik. Ama o kadar olmaz, güzel bir tas yapmışlar ki benden önce, o kadar güzel bir süren yapmışlar ki şimdi benim yapacağım şeyler bundan yanında kötü de öyle. Aa bak müzik de bak. Bu mu abi? Müzik. Bu müzik onu ağırlaştırır bence. Bu müzik ağırlaştırır onu. Hareketli bir şey yapsın. Bak bununla iyi yapar mısın? Hem şarkı söylerim hem yaparım ben. Aa bak. Biz bunu söyleyemeyiz. Bizim söyleyeceğimiz bir şey olsun. Bizim söyleyeceğimiz bir şarkı olsun. Baykal'ın programında da bana böyle bir çamur getirmişlerdi. Acayip rezil oldum yani. İnanamaz. Ya bu... Ah bak bu iyi. Söyleyeceğim şarkı. Hadi. Thank you.
Beyazıt okudu, okudu, okudu ve bunu yapmayı öğrendi. Evet. Dört evet. Yıl sonunda. Bu şarkıyla bu kadar. Ay, teşekkür ederiz. Ne bileyim bana biz bayağı böyle bir şey muamelesi yaptın ya. Bir de oturmuşum araya. Ağlayacaktım az kaldı ya. Sahiden kına gecesi gibi oldu. Derini ağlatıyorlar. Evet, ama bir şey hissettim orada sen... Sanki iyi pasta börek falan yaparsın gibi geldi bir bana. Bir yoğurma işlemi değil mi? Böyle şöyle böyle bir el mahareti var gibi. Ama seramiğin en önemli biraz... şeyi odur. Şimdi o çamuru iyi yoğurmazsan, ki ben bugün bir şey yapmadım da, iyi yoğurmazsam içinde hava kabarcığı kalır. O hava kabarcığı da fırına koyduğun zaman ufacık bir hava kabarcığı kalsa patlar, bütün fırını evi patlatırsın yani. Sahi mi söylüyorsun? Evet. Oo, peki biz şimdi neyi unuttuk burada? Böyle onu döndüren bir şey var değil mi? Bayağı esas şeyi unutmuşsunuz yani. Hani... Neyi unuttuk derken yani Allah'tan ben gelmişim yani. Mesela çünkü onun bir sonraki safhası beni unutmanız demek ki. Hay Allah. Neyi unuttuk burada yani diye. Yani çok fena, bilmemek çok kötü bir şey. Yok estağfurullah. Hani benim bir şarkıya başlayıp melodisini unutmam gibi bir şey oldu yani. Vallahi. Öğrendik ama şu durumda. Neyse yok yok valla ben teşekkür ederim en azından düşündüm. Ay bak biz teşekkür ederiz. Canım benim hiç kırmadı da geldi, hiçbir şey yok. Ben diyorum ki yıldızların altında diyelim, söyleyelim, onunla gidelim. İstemez misiniz? Değil mi? Hadi. Sarhoştur yıldızların altında. Sevişip annen hoştur yıldızların altında. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişip annen hoştur yıldızların altında. Yıldızların altında yanmaz gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında.
yıldızların altında. Yanmam gönül yansa da, ecel beni al sana. Gözlerim kapansa da, yıldızların altında.